Evet, bu dersimize tipografi kısmına geçeceğiz. Şimdi ben bu tipografi için yeni bir sayfa oluşturacağım. Şöyle yapacağım. Şuradaki şöyle geçeyim. Evet, tipografi başlığını buradan kopyalıyorum. Ve buraya T'yi de küçük yapalım. Tipografi diye kaydediyorum. Şimdi aynı sayfayı tekrar buraya kaydettik. Şu indeksi kapatalım. Buradaki alanların hepsini sileceğim. Şuraya kadar en son divimiz kalsın. Bizim içerik alanımız burasıydı. Şimdi biz bir başlık eklediğimizde mesela atıyorum H1 ekliyorum. H1. H1. Birinci düzey. Başlık diyorum. Kaydettim. Sayfayı Google Chrome'da açtığımda bakın birinci düzey başlık buraya otomatik olarak geldi. Hazır buradaki şeyler. Düzeyler. İşte burada 36 pikselmiş, 30 pikselmiş. Bunları hızlıca kullanabiliyorsunuz. Mesela yanına yani şöyle anlatayım. İçine mesela small bir yazı yazdığınızda başlık yanındaki yazı diyorum. Önce bunu kapatıyorum ve tekrar tarayıcıya gelip sayfayı yenilediğimde bakın yanında, başlığın yanında bu şekilde boşluk bırakırsak, pardon şurada, şurada ve şurada boşluk bırakırsak daha düzgün olacaktır. Bakın birinci düzey başlık, başlık yanındaki yazı. Evet, bu şekilde mesela paragrafı buradan silersek, bakın içindeki içeriden başlayacak biraz daha. Başlıklar bu şekilde H1, H2, H3 diye gidiyor. Hepsini yapmama gerek yok. Buradan bakıp yapabiliriz. Mesela burada line height kendi zaten kendinden veriliyormuş. Mesela paragraflar için bir alan var. Paragraflar için hemen şöyle tr ellipsum diye bir alanımız vardı. Tr ellipsuma giriyorum. Yazı kopyalamak için şu yazıyı alalım. Buraya P class layout diye ekliyorum ve buraya içeriği ekledim. Şimdi bunu yapıştırdığımızda bu şekilde içeriği ekleyebiliyoruz oraya. Şöyle gösterelim. Şu eğer onu class eklemezsek nasıl gözüküyor ona bakalım bir. Kaydettim. Bakın normalde bu şekilde gözüküyor. Yani bir paragrafı biraz daha böyle büyük olmasını istiyorsanız böyle nasıl diyeyim? Mesela diyorum bir blok yaptınız diyelim. Bloğun başındaki böyle açıklama yazısı gibi. Yani bu kadar uzun olmaz gerçi ama şu kısmını mesela daha böyle belirgin bir şekilde yapabilirsiniz. İçerik kısmını da normal paragraf metinleri gibi yapabilirsiniz. Bu da önemli bir şey. Şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bunu yaptınız mesela tema yaptınız, içerik ekliyorsunuz siteye. Siz bu class'ları eğer bir yerde tanımlayıp işte kullanıcıya da gösterirseniz o normal içerik eklerken bu class lead'i eklediğinde otomatik olarak yazısı bu şekilde gözükecektir. Bunu da tabii programcı kişinin ayarlaması gerekiyor böyle şeyleri. Evet, burada highlight text diyor. Bunları mesela mark etiketini kullansak. Bunların aslında çoğu CSS etiket, CSS yani HTML derslerinde anlatmıştık bunları. Bunlara bakabilirsiniz. Hepsini tek tek yapmama gerek yok. Bunlar çok basit yani anlatıp da zaman kaybetmemize gerek yok. Yani burada gördüğünüz şeyleri yazdığınızda otomatik olarak oluşacak şeyler. Mesela S yazdığımızda bu tamamen tanımlanmış şeyler burada. Mesela dizgi diye sıçramıştır diyor şu. Pardon. S yazacağım. Geldim. Bakın burada üstün ya güzel bir şey aslında. Bunların hepsini bilmek gerekiyor. Ne kadar düzgün sitenizde kodlama yaparsanız o kadar sizin için kullanıcı odaklı olur siteniz. Strong'un SEO açısından önemi var. Bu da önemli mesela. Zamanı vurgulamak istiyorsunuz. Strong vurgu demek. SEO açısından önemli burası. Yani bold yapıyor ama Google açısından da önem arz ederek bold yapıyor. Bakın şu zamanda. Buradaki kelime artık Google açısından da
Saman kelimesi önemli bir kelime oldu. Strong'u da bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada başka EM italik yapıyor. Bunları CSS ile yapabiliyorsun ama yazın içinde kullandığınızda bunları etiket olarak Google açısından önem arz ediyor arkadaşlar. Mesela şu nerede mesela masaüstü yayıncılık içeren şuradaki kısmına M yaptığımda burayı eğik yapacak ama bunu artık Google içinde önemli bir şekilde eğik yapacak. Şurasını masaüstü yayıncılık içeren masaüstü yayıncılık kısmını Google için önemli olarak yapacak. Şimdi devam ediyoruz. Burada paragrafları hizalamalar var. Hemen şöyle bir gelelim. Paragrafı alıyorum. Şuradan kısa bir metin alayım. Çok uzun almaya gerek yok. Şu kadar yeter. Bundan 1, 2, 3, 4 tane kopyaladım. Class text left diyorum. Text tabii ki class diyeceğiz ilk önce. Class text center tekrar geliyorum class text right class text iki yana yaslamak. Bir tane daha yapalım. Burada da text lowercase büyük yapıyor. Büyük küçük dönüşümü yapıyor. Tekrar ekledim. Bakın. Burada mesela şu en son eklediğimiz şuradaki mutet biraz daha farklı bir yöntem. Bunu aslında diğerleriyle alakalı bunu burada yapmasak da olurdu. Başka ne varmış? Bir de text no wrap diyor. No wrap'ı da gösterelim. No wrap'ı da bunu da deneyelim bakalım. No wrap ekleyince ne oluyor? Eklemeyince ne oluyor? Bakın no wrap eklemediğim zaman yazı hiç sarmalanmadan bakın altta kaydırma çubuğu çıktı. Bazen böyle kod eklerseniz bulamayabilirsiniz sorunlu. Bakın şu şekilde devam ediyor. Buna no wrap eklemediğimiz zaman yani normal olduğunda bu bazen istenebilir. İstenebilir bir durum olabilir. Şimdi niye öyle çıktı diye düşünebilirsiniz ama bazen istenen bir yer olabilir. Belki bir genişliğin içine sığdırmak isteyeceksiniz onu. O zaman devam edecektir belki de. Ya da keseceksinizdir orada. Şimdi metin etiketleri bu kadar. Burada işte büyütme, küçültme bu tip etiketler var. Adres kısım var. Başka da şu bence bizim için önemli. Mesela blok etiketi bence güzel bir etiket. Bunu seviyorum ben bu etiketi. Mesela blokta geliyorum. Bunu yaptım. Şuradaki yazıyı kopyalıyorum. Yani özel en azından burada güzel tanımlamışlar bunu. Şimdi tekrar geldiğimde bakın şu yanında bir alan oluşturdu. Şimdi burada altta artık şey kalmadı. Yer kalmadı. 500'dü. İşte biz bunu bakın burada 500 tanımladığımız için bunu min height yapacağım. Min tire height yapacağım. 500'den fazla olduğunda da uzayacak kendisi. Bakın gördüğünüz üzere. Başına da beyaz bir alan geldi. Bunların renklerini falan hepsini değiştirebiliriz. Bunlar kolay. Blockout şurada class diyerek inverse neydi şeyi bakalım hemen şurada inverse diyerek tersini çeviriyorduk. Evet hem yani blockout reverse'müş. Tekrar oraya blockout yazıyoruz. Bakın blockout reverse dediğinizde de sağlı sollu ikisini de yapalım bence şöyle. Hem net görmek açısından. Buraya hiçbir şey yazmıyorum birincisine. Varsayılan değeri. Birincisinde bir şey yok gördüğünüz üzere. Geldim. Sayfayı yeniden yüklüyorum. Bakın sağ taraf ve sol tarafta bu şekilde kullanılıyor. Son bir özellik bir de blokutun içinde footer yapılmış. Onu da şuraya ekleyelim.
Footer. Bu şekilde footer yapmışlar. Burada gördüğünüz üzere bakın. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Bir de site demişler ama site eklemesek ne olur bakalım. Eklemeyince o çizgi yine çıkacak mı orada? Evet. Bakın çizgi çıkıyor. Oldukça başarılı bence bu etiket. Yani güzel şık bir şekilde yazılarınızı düzenleyebilirsiniz böyle. Evet, text özellikleri zannımca bitti. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Listeler kaldı. Devam ediyormuş. Onları da artık bu dersi burada uzatmayalım. Bu kadar yeter. Bir sonraki derste listelerden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.